Arkadaşlar merhaba. Topraksız Tarım'dan herkese selamlar. Bu haftaki konumuz, 2 hafta önce ekmiş olduğum kiloma cinsi marullardan bahsedeceğim. Kiloma gerçekten güzel bir cins. Hem hızlı kök atıyorlar, hem hızlı gelişiyorlar. Ve de hastalıklara karşı gerçekten dayanıklılar. Şu şekilde renkleri koyu yeşil. İlk diktiğim zamanlar biraz sararıyorlar ama sonradan koyu yeşile dönüyorlar. Kökler gerçekten bembeyaz. Şu şekilde. Kök yapısı gayet güzel. Kar gibi. Yapraklarda koyu yeşil. Hem hastalığa karşı dayanıklılar hem de hızlı gelişim gösteriyorlar. Yani ilk bir gün içinde ciddi anlamda köklenmeye başlıyorlar. Daha önceden de bir fotoğraf atmıştım topluluk grubunda. 48 saatte bayağı bir kök atmışlardı. Yani kökleri gerçekten kaliteli. Viyolde gelirken de bayağı bir viyolü sarmış oluyor kökleri. Sisteme koyduğunuzda bitki hemen çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi kiloma cinsi gerçekten dayanıklı. Tavsiye ederim. Yaz bitkisi olarak geçiyor ama ben kış da gördüm. Hiçbir sorun yaşamadım. Ciddi anlamda dayanıklı. EC seviyesi şu an 1.3'e yakın. Yani 1280 civarında. 1300'e yakın. pH 5.8 6.5 arasında geziyor. Bazen istemsiz olarak 7'ye çıktığını da görüyorum. Tabii düşürüyorum. Ama ideali 6 civarında. Dediğim gibi şimdi yaklaşık olarak haftaya veya ondan sonraki haftaya şu fidelikleri tekrardan dolduracağız. Yani ilk defa dolduracağız. Buraları şu an kapattım. Buraları kapatmamın nedeni de güneş görmesin, yosun tutmasın diye. Şu deliklerden güneş görüp yosun tutmasın diye. Hafiften bir yosunlaşma var. Bunları yaklaşık 2-3 gün önce kapattım. Şu şekilde hafiften bir yosunlaşma var. Onu önlemek için buraları kapattım. Buraları da büyük ihtimal 2 hafta sonra fide atacağız. Çünkü alt kısmın hasatı yaklaşacak. O yüzden bize zaman kazandıracak. Şu şekilde buradan da göstereyim. Şuralara kadar kökler gelmiş. Şu şekilde. Tabii şurası hafiften bir yosun bağlamış. O da şuradan kökler gittiği için güneş görmüş. Ama genel olarak kökler hiçbir hastalık yok. Bembeyaz. Renkler koyu yeşil. Şu şekilde yeşermeye başladı ortalık. Biraz da şu sisteme gidelim. Viyollerin bir kısmı biraz sıkıntılıydı. Onlar zaten kendini belli ediyor. Şuradaki kısım ikinci viyol. O bitkiler biraz daha iyiydi. Şu ön kısımdakiler biraz sıkıntılıydı. Arkadakiler hemen yani daha çok gelişmiş. Bir de şu kısımdakiler biraz gelişmiş. Şuradakiler de o şekilde. Oraya da gidelim. Arada ufak tefekler var. Şunlar gibi. Bunlar da yaprakları kırık olanlar. Kırık gelenler. Şunlar bayağı hızlı gidiyor. İkinci viyol gayet güzeldi çünkü. Yani kök yapıları dediğim gibi gayet sağlıklı, güzel. Kilomayı o yüzden öneririm. Bir miktarda yeşil soğan ekmeği düşünüyorum. Çünkü birkaç arkadaşla görüştüm. Bayağı hızlı gelişim gösteriyorlar. O yüzden deneme amaçlı birkaç tane de yeşil soğan dikmeyi düşünüyorum. Büyük bir ihtimal aynı sisteme dikerim. Yani hobi setine dikmem. Buraya dikerim diye düşünüyorum. Fideliklerin bir kısmına. Yaklaşık 15-20 tane. Şunu bir kapatayım. Dediğim gibi 15-20 tane de yeşil soğan deneyeceğim. Bu sistemde olur artık o. Şuraya birkaç tane
Yaklaşık 10-15 tane dikip denemeyi düşünüyorum. Zamanlayıcı saat de sabah 7 ve akşam 7 arasında, saatte 15 dakika çalışıyor. Akşam 7 sabah 7 arasında da 2 saatte 15 dakika çalışıyor. Bu zaman yetiyor. Gayet iyi yetiyor. Şu an pek güneş yok. Hava yaklaşık olarak 3-4 gündür kapalı. Ama hava sıcaklığı gayet iyi. Yani uzun zamandır bu şekilde gidiyor. Ara sıra yağmur yağsa da hava sıcaklığı gayet güzel. Biraz daha güneş çıksa daha iyi olacak. Zaten artık bayağı bir yaz geldi sayılır. O yüzden şu şekilde. Yani hava sıcaklıkları da artık iyiden iyi düzelecektir. Kök yapıları da gösterdiğim gibi şu şekilde netleyebilirse, evet. Yani bembeyaz bir kökü var. Kiloma cinsini bu yüzden gerçekten seviyorum. Biz bu kilomaları Anadolu Selçuklu Fide'den sipariş veriyoruz. Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Birçok arkadaş soruyor fideleri nereden temin edebiliriz diye. Kiloma cinslerini ben Anadolu Selçuklu Fide'den sipariş ediyorum. Büyük bir ihtimalle yaz boyunca kiloma cinsi üzerinden gideceğim. Bir de şöyle bir şey var. Topraklı tarım mı, topraksız tarım mı diye. Yani neden böyle bir işe girdiniz diye soruyorlar. Yani tabii biz burayı deneme amaçlı yapıyoruz ama şöyle göstereyim. En basitinden cevap olsun. Bizim burası ormanlık bir alan. Ve şurası şöyle komple toprak. Yani burası bir yarmış. Burayı kazıp bu şekilde düz bir zemin haline getirmişler. Yer komple taş, kayalık. Şuradan da gösterebilirsem. Şu şekilde. Yani burası çok verimli bir toprak değil. Yani toprağı iyice bir işlemek gerekiyor. Ya da buradan farklı bir toprak getirmek gerekiyor. O yüzden biz burada hem bu sistemi deneyip hem verimine bakmak için bu sistemi kurduk. O yüzden bizim alanımız için topraksız tarım daha mantıklıydı. Tabii bu topraklı tarım yapılmaz anlamına gelmiyor. Toprağınız gerçekten çok verimli ise topraklı tarım yapmak mantıklı. Ama topraksız tarım, dediğim gibi, toprağınız verimsizse ya da işte traktör derdiniz yok, çok fazla alet edevata gerek yok bu sistemde. Yani ikisini karşılaştırmak gerekiyor. Bunu en çok bana soruyorlar. Bu ikisini karşılaştırıp artılarını eksilerini düşünüp ondan sonra işe girmek gerekiyor. Biz burada deneme yapıyoruz. Nasip olursa da büyütmeyi düşünüyoruz. O yüzden bu şekilde bir cevap vermek istedim. Dediğim gibi burası yarmış. Burayı yarmışlar komple. Dediğim gibi buradaki toprak verimsiz. Alt tabaka komple kayalar var alt tarafında. Tabii biz gezindiğimiz için artık kayalar pek gözükmüyor. Dediğim gibi şimdilik bu kadar. EC seviyesi 1.3'e yakın. Zamanlayıcı saatimiz sabah 7 akşam 7 arası, saatte 15 dakika. Akşam 7'den sabah 7'ye kadar da 2 saatte 15 dakika şeklinde. pH değeri de 6 civarında. Başka bir konu kalmadı galiba. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi kiloma cinsini öneririm. Güzel bir cins. Anadolu Selçuklu Fide'den temin edebilirsiniz. Dediğim gibi bir de yeşil soğan denemesini yapacağım. Çünkü çok hızlı gelişim olduğunu gördüm. Yani şöyle söyleyeyim. 3 günde şu kadar falan bir kök atmış. Aşağı yukarı da bu kadar da bir yapraklanma yapmış. Maruldan daha hızlı geliştiğini gördüm. Onu da dediğim gibi fidelikte 10-15 tane deneyeceğim. Bir 15-20 gün bakacağım. Onun için de farklı bir sistem yapar mıyım bilmiyorum. Ya da bir miktarını, yani burası 800'lü, belki 200 adetini yeşil soğan yapıp pazarda en azından çeşit olarak sunmayı planlıyorum. Şu an elimde marul, yani soğan yok. Soğan alıp denesem olacak ama şu an elimde yok. Bir de ortalıkta salgın olduğu için pazara da pek inemiyoruz. Ama haftaya falan şuradaki fideleri doldururken veya ondan sonraki haftaya doldururken
soğan denemesi de yapacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşça kalın.